Bilal, görseldeki trenin bir vagonunun dikdörtgensel bölge olan yüzünü boyayacaktır. Vagonun boyanacak bu yüzünde kare şeklinde 2 adet özdeş pencere ve dikdörtgen şeklinde 1 adet kapı bulunmaktadır. Pencerelerin ve kapının toplam alanı vagonun bu yüzün alanının %25'ini yani 1/4 oluşturmaktadır. Buna göre kapının yüksekliği kaç desimetredir diyor. Buraya h diyelim. Öncelikle vagonun alanını bulalım. 40 kök 2 ile 68 kök 2'yi çarpalım. 40 kök 2 çarpı 68 kök 2. Bunların çarpımı 2 yapar. 2 çarpı 40 çarpı 68. Bu da 80 çarpı 68 çıkar. Burada 8 68'i çarparsak 8 kere 8 64 elde var 6. 8 kere 6 48. 6 da elde var 54. Bir de 0 atarsak 5440 desimetre kare yapar. Hemen 1/4 birini bulalım bunun. 5440'ı 4'e bölersek bu da 1360 desimetre kare yapar. Yani şu iki pencerenin ve kapının toplam alanı buna eşittir. O zaman pencerelerin alanını bulalım. Burası da kök 180'dir. Kök 180 ile kök 180'i çarpalım. Burası 180 yapar. 180 ile bu olduğu için toplayalım. İkisinin toplamı 360 yapar. 1360'tan 360'ı çıkaralım. Kapının alanını bulalım. Bu da 1000 desimetre kare yapar. Burası h ise bu da kök 500 ise önce kök 500'ü 100 çarpı 5 olarak yazıp bunu da 10 kök 5 olarak yazalım. İkisinin çarpımı 1000'e eşittir. O zaman şöyle yapalım. H çarpı 10 kök 5 eşittir 1000. Bu sıfırla bu sıfır gider. H çarpı kök 5 eşittir 100 çıkar. Her tarafı kök 5'e bölersek H eşittir 100 bölü kök 5'tir. Bunu da kök 5 ile genişletirsek 100 kök 5 bölü 5 çıkar. 5 ile 100'ü sadeleştirdiğimizde burayı 20 yapacağı için H'ı 20 kök 5 olarak buluruz ki doğru seçenek D'dir.